اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وفرحت. الله يقولك أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. görmüyor bilmiyor anlamadı mı ki insanı biz bir nutfeden yarattı sonra bakıvermişsiniz ki birdenbire bize hasım kesiyor. Resul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size verdiği şey al, yasak ettiği şey yasakla uzak kal. Ya iki vasıfı peygamber şu Kur'an dışı vahiy gelmedikten sonra ya böyle ürünler nasıl ortaya çıksın? Buhariler, Müslimler nasıl çıksın ortaya? Vallahi bir çoban onları söyleyemez. Emin ol söyleyemez. Peygamber'e uymadan davet olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymadan davet olmaz. Eğer bu Allah'ın yoluysa, bu yola da Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyorsa, davet ediyorsa, ona uyanlar da basiret üzere ne yapacaklardır? O yola davet edeceklerdir. Allah'ın indirdiği ise kitap ve hikmettir. Yani Kur'an ve sünnettir. Öyleyse Rabbimiz bize Kur'an'a ve sünnete uymamızı yani öğrenip ilmini edinip ondan sonra onun mucibince hareket etmemizi emrediyor. Kamus manası ortaya çıkan şey demek. Ortaya çıkan şey. Şer'i manası hiçbir asla istinad etmeden dinde aslı astarı olmadığı halde ortaya çıkan şey demek. Es ist schön, sich jeder für jeden selber sich vor Allah niederzuwerfen. Çok güzel bir şeydir herkesin Allah'a secde etmesi. Allah zu gedenken ve Allah'ı hatırlaması. Sein Buch zu verlesen. Ve onun kitabını okuması. Ja ein und danach kommt nichts. Nein, achi. Das können wir nicht messen. Diese Sache bleibe Allah Subhanahu wa Taala. Wir tun unser Bestes. Das Ergebnis kommt von Allah. Ve değerli kardeşim asla bu davet çalışmasını yaparken de belirli bir sınırlama yapmayacağız, bir ölçüler koymayacağız. Bilakis sonuç Allah'ın elindedir. Bize düşen ise çalışmaktır. Ayakta kalmanın tek yolu, vasat olmanın tek yolu Kur'an ve sünnet. Ve oradan anladığımızı değil, aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sana gösterdiğimiz şekilde onların arasında. Kur'an'dan ve sünnetten anladığını değil, Allah'ın Resulüne gösterdiği şekilde ve sahabenin yaşadığı şekilde biz de amel edersek Allah bizleri ne yapar? Korur ve yardım eder. Ve mümin kardeşlik ise değerli kardeşim bir araya bizi getiren bu iman ne aramızda ırk tanır, ne dil tanır, ne de soy farklılığı tanır. Yani İslam kardeşliği öyle bir kardeşliktir ki ister fakir olsun, zengin olsun o kardeşliğe girdikten sonra eşit olduğunu, bir olduğunu ve hiçbir dünyevi çıkarın o kardeşliği bozamayacağına iman etmesi lazımdır. Ameller niyetlere göre Allah katında değer kazanır. وانتشت روحي وصارت دمع يجري.